100 metre büyüklüğünde bir ağaç kabul et, en tepedeki yaprakçığına kadar o suyu taşıyor. Ne bu güç değil mi? Anlatabildim mi? Ha bunlara, bu nedir işte? Allah'ı okumak, bütün bunlarda o gücü, o kuvveti, Allah'ı seyretmek. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, görmediğim Allah'a inanmam. Allah Allah. Değil mi? Her yerde Allah görülüyor. Ama göz olsun da görsün. Allah gören gözü nasip eylesin. Bu bir mucize. Soruyorum, rüyada olan bir hadiseye mucize demek mümkün mü? Rüya gördüm. Bunu biter. Yani sonra rüya görülen rüyaya niye itiraz etsin millet? Kureyş özellikle o günün, efendime söyleyeyim, İtirazları doruk noktaya çıkmış Kureyş'in. Böyle bir iddiaya vereceği cevap, demedik mi bu adam zaten Mecnun'dur. Şimdi bak ne iddia ediyor. Olayın ruh ve ceset oluşunda adamların isyanı. Nasıl olabilir? Mantık kabul etmez. Enteresandır. Şimdi delillere geçeceğim ben. Ama bu iddiayı ortaya atanlar müsteşriklerdir. Yani bu tarih zaman içerisinde bakın, oryantalistlerdir. Hazreti Muhammed'in gözüyle olaylara bakanlar değildir. Arkadaşlarımız oyuna geliyorlar. Evvela burada bir nefislerin hesaba çekmeleri lazım. Yani bir rüya görmüş Peygamber Aleyhisselam, haşa, sabahleyin kalkmış, anlatıyor onu bize şeklinde bu izah edilirse peygambere mecnun diyenle bu mantık arasında hiçbir fark olmaz. Onun için burada iman konuşması lazım. Olayın izahına gelince şimdi ayeti kerime de az evvel okuduğum ayette Allah özellikle Esra bi abdihi, abid kelimesini koydu oraya. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e işaret ederek ruh kelimesini koyabilirdi. İzah edebildim mi? O zaman derdik ki hakikaten bu olay cesetle olmayan, sadece ruhlu olan bir olaydır. Şimdi bu arkadaşlar abid kelimesini nasıl izah ediyorlar? Onu bana ifade etsinler. Abid kelimesi cesedin taşıdığı insandır. Yani cesettir, ceset. Ha, bunun içinde elbette ruh da var, canlısın tabi. İzah edebildim mi? Ha, ondan tecrit edilmiş, bedenden tecrit edilmiş ruh şayet olmuş olsaydı Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri bir başka beyan ile onu ifade etmesi gerekirdi ki haşa bu ifade Allah'a nakıstır. Çok samimi konuşuyorum. Allah'a da iftiradır. Kur'an aynı zamanda edebiyatta doruk noktada bir kelamdır. Sen bu kadar iddialı bir kitabın en fazla müddei olduğu konuda, yani iddia sahibi olduğu konuda onu zaafa düşüreceksin. Abid kelimesiyle ruh ifade edildi diyeceksin. Böyle bir iddiayı ifade edene Merih'te bir tımarhane olsa oraya gönderirlerdi onu. Açık konuşuyor. Bu ilim adına. Mâ kezzebel fuadu mâ'a. Mâ kezzebe, yalanlamadı. Ne? El fuadu. Kalbi. Kimin? Resulullah. Neyi yalanlamadı? Mari'a, baş gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı diyor. Peki ria kelimesini ruhun görmesi olarak hangi insan anlatabilir, izah edebilir? Bu da Kur'an'ın inceliğine, edebi bir, efendime söyleyeyim, üstünlüğüne uzatılmış bir dildir bence bu iddia. Halbuki burada açıkça Allah baş gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Niye?
Riyayı kul, mâra. Gönül gözüyle görmüş olsaydı onun ifadesi daha farklı. Yani kalp gözüyle. Evet, onun için bu olay tamamen ruh ve de maal cesettir. Ebu Cehil bakıyor ki bütün deliller tamam. Madem sen diyor bu kadar işi biliyorsun diyor. Yani gittin, miraç ettin, avucun içine bir avuç taş alıyor. Söyle bakalım diyor, şu avucumun içindekiler nedir? Allah'ın sevgilisi buyuruyor ki, ben mi söyleyeyim, onlar mı söylesinler diyor. Bu esnada şehadet getiriyor. Taşlar kahrolsun diyor, taşları da yere atıyor. Şimdi bu kadar açık bir olay. Yani o delil bir tane değil. Yani deliller o kadar fazla ki. Dediğim gibi zaten başta bu iş sadece ruhani olmuş olsaydı müşriklerin itirazına gerek kalmaz. Hatta iddialarını ispatlardı. Değil mi? İki. Şimdi geliyoruz onların bu zayıf hadis diye ifade ettiğimiz şeye, ben onun doğru olduğunu kabul ediyorum. Niye? Ya bizim literatürümüzde tayyi zaman, tayyi mekan diye bir terim vardır. Bir varlık bir anda çeşitli yerlerde görülebilir. Bu fiziki bir kural. Şimdi bir cisim, bir kitle veya kütle diyoruz artık neyse, ışık hızına, hızı eriştiği zaman kütle sonsuzlaşır. Yani siz şu anda ışık hızıyla hareket etseniz, siz sonsuz bir varlık olursunuz, bütün kainatı kuşatırsınız. Tasavvufta bir makam vardır. Bunlar şimdi bir ifadeyle de cehaletlerini ispatlıyorlar. Müslüman çok büyük bir varlıktır. Öyle bir noktaya gelir ki kainat onda bir parça halindedir. Mevlana bunu Mesnevisinde anlatır. Yunus ifade eder. Yani büyükler, Muhiddin Arabi vesaire. Yani insan o hıza eriştiği zaman onun bedeni çok genişler. Kainat kadar olur. Hatta onun ötesinde. Şimdi Allah'ın sevgilisinin ruhunun hareketi, onu bırak. Senin ve benim ruhumuzun düşünce hareketimiz, kabiliyetimiz metreyle, zamanla ölçülmez. Siz şu anda bakın, bir anda Rize'yi hayal edebilirsiniz ve bir anda Rize'nin meydanında olabilirsiniz. Olabilir misiniz? Bakın, eğer sizin ruhunuzu Allah maddeyi taşıma kabiliyeti ikram etmişse, o zaman oraya giden sadece senin ruhun olmaz. Senin taşıdığın bedenin de olur, cesedin de olur. İnceliği bilmem anlatabildim mi? Hayatı o taşıyor. Müsaade et de bir anda cesedini taşısın yahu. Değil mi? Cesedini taşıma, işte o zaten mucizedir. Evliyada olursa keramet. Bir an Allah o vasfı ona ikram ettiği zaman o ruha, o ruh gibi süratli seyreder. Anlatabildim mi? Onun için ve ışık hızına da ulaştığında bütün kainatı kuşatır. O Hazreti Hatice'nin de yanında olur. Kızı Fatıma'nın da yanında olur. Efendim Beytullah'ta da olur. Mescid-i Haram'da da olur. Aksa'da da olur. Ben daha başkasını size söyleyeyim. Bizim orada Kuş Mustafa denilen Haçkalı merhum vardır. Bu hususta çok kerametleri meşhurdur. Bu konuda. İtiraz edenlerin onun hayatını tetkik etmelerini tavsiye ederim. Hazreti Fahri Alemi değil, evvela onu tanısınlar. Yani ruh ve mal cesettir bu. Kimse bunda tereddüt etmesin.